Merhabalar. Şimdi Lizreel yazılım üzerinden doğrulayıcı faktör analizinin hesaplanma sürecini ana hatlarıyla özetlemeye çalışacağım. Öncelikli olarak Lizreel kullanarak bir analiz yapmak istiyorsanız, ilgili analizi yapacağınız bir takım veri setlerinin, bir takım dokümanların bulunduğu bir klasör belirlemeniz gerekiyor. Akabinde Lizreel örneğin buradaki DFA1 klasörü ile bağlantı kuracak ve hem gerekli dokümanları bu klasör içinden alacak, hem de ürettiği, oluşturduğu bir takım dokümanları yine bu klasör içine aktaracak. Dolayısıyla yaptığınız her analiz için, her çalışma için ayrı bir klasör oluşturmanız size pratiklik sağlayacaktır. Bu klasörü herhangi bir yere konumlandırabileceğiniz gibi pratiklik olması açısından masa üstünde de konumlandırabilirsiniz. Şimdi burada benim için DFA1 isimli bir klasör mevcut. Şimdi bu klasörün içinde bir veri seti var. Ve bir de SPL uzantılı bir syntax, yani söz dizimi dosyası vardı. Öncelikli olarak veri setimize bakalım. SPSS uzantılı veri setimizde 15 tane madde var. A harfiyle başlayan maddeler bir faktör, B harfiyle başlayan maddeler diğer faktör ve C harfiyle başlayan maddeler de üçüncü faktör olacak şekilde belirlenmiş. Yani elimizde 3 faktörlü bir yapı var ve bu 3 faktör yapının doğrulanıp doğrulanmadığını doğrulayıcı faktör analizde test edeceğiz ve Lizreel üzerinde yapacağız bu analizleri. Şimdi öncelikli olarak verimizi Lizreel ortamına aktaralım. Bunun için sol üst köşede bulunan koyu lacivert renkli bir kısa yoldan export kısmına tıklıyoruz. Bunun akabinde masa üstüne gelip ilgili klasörümüze ulaşıyoruz. DFA1 isimli klasör gördüğünüz gibi. Bu klasöre tıkladığımız zaman böyle bir pencere açılıyor. Şimdi veri setimiz SPSS uzantılı olduğu için aşağıdaki kısımdan SPSS sav uzantılı veri setini, veri türünü seçeceğiz. Bunu seçtiğimiz zaman veri seti buraya geldi. Seçip aç diyoruz. Açılan kısımdan yeni bir isim daha vermemiz gerekiyor. Ben yine DFA1 ismini verdim ve kaydet dedim. Akabinde veri setimiz Lizreel ortamına aktarıldı. Şimdi Lizreel'de eğer herhangi bir değişiklik yapmazsak verinin sürekli olduğunu ve çok değişken normallik varsayımının sağladığını kabul ederek maksimum likelihood kestirme yöntemi üzerinden bir kestirim yapar. Şimdi de biz onu örneklendireceğiz. Bunun için data kısmına gelip define variable kısmına geliyoruz. Değişkenlerin herhangi birini işaretledikten sonra variable type'e geliyoruz. Continuous'a işaretliyoruz çünkü o koşul üzerinde ön varsayım üzerine devam ediyoruz. Apply to all deyip OK diyoruz ve sonrasında OK diyoruz. Buradaki kaydetme tuşu aktif oldu. Şimdi buna basıp mevcut durumu kaydediyoruz. Şimdi analizin gerçekleştirilebilmesi için biz verinin sürekli ve çok değişken normallik varsayımının karşıladığı ön koşuluna devam ettiğimiz için bizim bir covariance dosyasına ihtiyacımız var. Ancak klasörümüzün içinde bir covariance dosyası yok. Onun için bu covariance dosyasını oluşturmamız gerekiyor. Bunun için statistics kısmına geliyoruz. Output options'a geliyoruz. En üstte moment matrix kısmına covariance işareti save to file deyip covariance dosyamıza bir isim veriyoruz. Ve uzantısı cov olacak. Ben dfa örnek nokta cov dedim. Bu işlemi yapıp OK dediğimiz zaman belirlediğimiz klasörün içerisine covariance dosyası oluşacak, gelecektir. Ve bir aynı zamanda bir betimsel analizin çıktısını da burada gösterebilecektir. Bakın DFA örnek isimli ve covariance uzantılı dosyamız buraya aktarıldı. Şimdi biz analizlerimizi bu covariance dosyası olduğu müddetçe pratik bir şekilde gerçekleştirebiliriz. Şimdi SPL uzantılı olan syntax dosyasını inceleyelim. Bu syntax dosyasında observed variables kısmına gelene kadar herhangi bir şey yazabiliriz. Tezimiz ya da çalışmamız için açıklayıcı bilgiler olabilir. Observed variables iki nokta üst üste dedikten sonra gözlenen değişkenlerimizi yani maddelerimizi yazmamız gerekir. A1, A5, B1, B5 ve C1, C5 aralığındaki maddeler olduğunu burada belirtiyoruz. Daha sonra hangi covariance maddesini kullanacağımıza DFA örnek nokta yani cov isimli dosyaydı. Bunu yazıyoruz. Örnekten büyüklüğünü yazıyoruz da gizli değişkenlerimiz kaç faktörlü bir yapı vardı? Faktör 1, faktör 2 ve faktör 3 onları yazıyoruz. Daha sonra hangi faktörün hangi maddenin olduğunu belirtmek için A1 eşittir 1 çarpı fak 1 diyoruz. A2 ve A5 eşittir
fark 1 diyoruz. Burada birinci faktörü 1 ile ağırlıklandırıyoruz referans değişkeni olarak belirlemek için. Faktör 2'nin en yüksek olan değişkeni biz böyle belirleriz. Bu eşittir şu anlamı gelir. Eşittir'in sağ tarafındaki gizli değişkenden sol tarafındaki gözlenen değişkenin ok çıkacak demektir. İkinci ve üçüncü faktörler için de aynı işlemleri yapıyoruz ve PET diyagram yazıyoruz. Bunu yazdığımız zaman bize bir PET diyagram verecektir. Ve end of problem diyoruz. Başka bir şey belirtmediğimiz için maximum likelihood yönteminde kestirim yapacaktır. Biz syntaxleri Lisa içerisinde de buradaki belirttiğim yerden de yazabilirsin syntaxleri doğrudan. Ancak genelde herhangi bir syntax dosyasını ilgili klasörde bulundururuz. Daha sonra onun üzerinde ilgili yerleri değiştirerek analizi gerçekleştiririz. Bu daha pratik bir işlemdir. Şimdi covariance dosyanızı oluşturduğumuz için ilgili klasörümüze gidip şimdi open kısmına basıyoruz. Yani file open kısmına, burada kısa yolu var. Oradan ilgili SPL uzantılı söz dizimi dosyasına ulaşacağız. Tıklıyoruz ve SPL dosyası burada. Buna basıp açıyoruz. Gördüğünüz gibi SPL dosyası geldi. Şimdi yapmamız gereken sol üst kısmına Run Lizerl kısmına tıklamak ve sonuçlara ulaşmak. Şimdi analizimiz tamamlandı. Önümüzde bir PET diyagram var. Aşağıda ise bazı uyum indekslerini örneklenmiş. Ama öncelikle bizim PET diyagramına odaklanmamız gerekiyor. Burada bakın gizli değişkenler var, gözlenen değişkenlerimiz var. T-values kısmına gelmemiz gerekiyor. Çünkü standart katsayıların, bakın bunlar standart katsayılar. Buradan geldik. Bu standart katsayının anlamlı olmadığına emin olmamız gerekiyor. Eğer alfa düzeyini 0.05 almışsak 1.96'dan büyükse bu değerler tüm yol katsayıları anlamlıdır demek. Hepsi burada gördüğünüz gibi büyük. Eğer küçük olduğu zaman dizler burada farklı bir renkte de uyarabilir. Ama tüm yol katsayının anlamlı olduğunu gördükten sonra biz şimdi uyum indekslerine bakabiliriz. Çünkü bunlar birbirinden bağımsızdır. Uyum indeksleri çok iyi olup yol katsayılarında anlamlı olmayanlar olabilir ya da yol katsayılarının hepsi anlamlı olup uyum indeksleri kötü olabilir. Ayrı ayrı değerlendirmemiz gerekir. Burada bir takım uyum indekslerini veriyor ana hatlarıyla. Ancak ayrıntılı uyum indekslerini biz ya output kısmından fitindise tıklayabiliriz ya da Ctrl P ile ulaşabiliriz. Ya da bizim çıktı dosyamızda bir out uzantılı dosya vardır. Oradan tüm çıktılara ayrıntılı bir şekilde ulaşabiliriz. Şimdi klasörün içerisine geldim. Bakın DFA1 out uzantılı bir dosya var. Buna tıklıyorum. Bu benim tüm analiz sonuçlarını içerecek. İlgili dosyada öncelikli olarak ele aldığımız sinteksi özetliyor. Kullandığımız covariance dosyasını bize veriyor. Yine burada bakın maximum likelihood yöntemini kullandığını belirtiyor. Bu genellikle gözden kaçan bir durumdur. Yine burada PET diyagramında gördüğümüz estimate değerleri, standart edilmiş değerler ve T değerlerini text halinde bize sunuyor. Buradan da bakılabilir. PET diyagramı demeseydik bu sonuca sadece biz buradan ilgili değerlere ulaşabilecektik. PET diyagramını istediğimiz için verdi. Bakın burada uyum indeksleri var. Önemli olan uyum indeksi. Kai kare değerinin serbestlik derecesine oranı. Bunun 3'ten küçük ya da 2.5'ten küçük olmasını isteriz. En kötü ihtimalle 5'ten küçük olmasını arzu ederiz. RMSA değeri sıfıra yakın olması istediğiniz bir değerdir. 0.05'in altı mükemmel, 0 ve 0.8 arası iyi ya da kabul edilebilir. Bazıları kaynaklarda 0.8 ve 0.10 arasında makul kabul eder ama 0.10'un üstünü biz hiçbir şekilde kabul etmeyiz. Ona ilişkin güven aralığı, %90 güven aralığı da gördüğünüz gibi yine kabaca kabul değerler arasında. Bunlara bazen uyum kötülüğü indeksi de denir. Çünkü sıfıra yaklaştıkça kötüleşir. Pardon, iyileşir. Büyüdükçe kötüleşir. Diğer bir sıfıra yakın olmasını istediğiniz uyum indeksi standardize edilmiş RMR'dir. Bu da yine kabul değerler içerisinde. Non-norm fit index ve comparative fit index diğer önemli uyum indeksleridir. Özellikle non-norm fit index bunlar 0.90-95 arasındaysa iyi, 0.95'in üstünde ise mükemmel uyum olarak ele alınır. 0.96 kabul edilmez. Yine goodness of fit index'e dikkate alacağımız bir uyum ile indeksidir. Bunun da 1'e yakın olması beklenir. Genel olarak uyum indekslerimizin kabul edilebilir düzeyde olduğunu görüyoruz. Lisler uyum indeksleri istenen düzeyde olmadığı durumlara ilişkin bir takım modifikasyonu, istatistiksel düzeltme önerileri verir. İlk kısımdaki öneriler maddelerin faktörlerini yani boyutlarını değiştirmesi ilgilidir. Elimizde çok güçlü bir kuramsal bir
gerekçe yoksa biz bu kısmı genelde göz ardı ederiz. O nedenle şimdi bu kısmı geçiyorum. Aşağıda ise maddeler arasındaki hataların ilişkilendirilerek kalp kararı değerine düşüş sağlar ve uyum değerlerini iyileştirme gerektir. Şimdi burada öyle bir duruma ihtiyaç yok, ancak örneklendirme adına ben gösteriyorum. Örneğin B1 ve tabii en çok kalp kararı değeri düşüşü neredeyse oradan başlamamız gerekir. B5 ve B2 maddeler arasındaki hatayla ilişkilendirirsek kalp kararı değerine düşüş olacak ve uyum değerleri biraz daha iyi hale gelecektir. Bu durumda çok hayati değil ama dediğim gibi örneklendirmek için yapıyoruz. Şimdi bu örneklendirme yapalım. Bakın B2 ve B5. Bunu iki farklı yapabiliriz. PET diyagramı üzerinden şöyle yapılır. Yandaki kutucuktaki çift yönlü oka tıklanır. B2'nin hatasına geliriz. Buraya basarız. Basılı tutarken mouse'da B5'e geliriz. B5'in hatası yuvarlak kısım belirgendiği zaman bunu tıklatırız, bırakırız. Sonrasında tekrar analiz çalıştırırız. Tekrar çalıştırdığımızda gördüğünüz gibi hata değerlerinde, yani RMS değerlerinde kalp kararına düşüş olmuştur. Diğer uyum indeksleri eğer bu yaptığımız modifikasyonun kalıcı olması istiyorsak, ileride sinteksimizi de görmek istersek, sinteks kısmına let the errors of B5 ve B2 correlate yazarız. Bu şekilde hataları ilişkilendiririz. Hatalı ilişkilendirmede dikkat etmeniz gereken şey, sadece aynı faktörler altındaki maddeden hatalı ilişkilendirmek daha doğru bir yaklaşım olacaktır. Son olarak burada gördüğümüz P değeri kalp kararı değerine ilişkindir ve bu P değerinin anlamlı olması model veri uyumlu sağlanmadığı anlamına gelir. Ancak kalp kararı değeri örneklem büyüklüğünden etkilendiği için bu değer çoğunlukla, yani örneklem büyüklüğünden o standart hata büyük çıkacaktır ve bu da anlamlı hale gelecektir. Bu nedenle biz bu değeri çok yorumlamayız ve kalp kararı değerinin serbestlik derecesinde oranını dikkate alabiliriz. Buradaki P değerini anlamlı olarak verip, bakın model veri uyumu sağlandığı şeklinde yapılan raporlamalar hatalıdır. Bu P değerini göz ardı ederiz genelde. İleriki videolarda bu doğrulayıcı faktör analizi ve yapı seçicilik modellemelerine ilişkin daha detaylı bilgileri vermeye çalışacağım.